hiperaktif çocuklar için mesela çok ağır kimyasal ilaçlar kullanılıyor. Çok ağır. Hatta bir doktor kalkmış hiperaktif çocuklar için metilfenidat denen ilacı tavsiye ediyor. Yani bunu kullanan çocuklar metilfenidatı kullanan içeriği metildat kimyasal ilacın ismini versen belki mahkemelik olur. Bu nedenle anneler babaların uyanık olması hiperaktif çocuğu olan da hiperaktif çocuk zaten zekidir. Çok zeki olduğu için normal olarak bildiğimiz insanlarla uyum sağlayamıyor. Onları basit görüyor. Onlar başka bir alemde. Bizden bir şöyle bir basamak yukarıda bakıyor. Basit şeylerle uğraşıyor diyor. Onlar bunu insanların yaptığını basit algılıyor. Bu nedenle de konsantre olmuyorlar. Herhangi bir konuya veya okulda ders çalışmıyor. Dikkat eksikliği denen bir problem ortaya çıkıyor. Şimdi benim oğlum da 4 numara maşallah. Süper zeka çocuk. Okulun müdürü dedi ki ya sizin işte oğlunuz geri zekalı dedi. Ben dedim ki geri zekalı sensin. Sen bu çocuğun zekasını yarısı sende yoktur dedim. Bu çocuğu biz elhamdülillah ben test yaptım. IQ'su 160'ların üzerinde. Ben bu bilgimle ben. Ya dedi o zaman psikoloğa götürdü. Tamam götüreyim dedim. Frankfurt'ta özel bir okul var hiperaktif çocuklar için. IQ'sunu ölçüyorlar, testler yapıyorlar vesaire vesaire. Özel okullar var. 6 ay özel testten geçirdi psikologlar. Dedi ki pedagogisi merkez diye bir merkez var. Değildi sizin okulun müdürü, öğretmenleri hepsinin zekası bu çocuğun zekasının yarısı kadar değil. Çünkü çocuk çift çipsli bilgisayar nasıl ki? Bu da böyle çift beyinli gibi. Burada sizinle böyle konuşurken o anda kafasında başka düşünceler, başka fikirler. Derse neden bu hiperaktif çocuklar konsantre olamıyor, dersi kavrayamıyor veya derste geri kalıyor? Bakıyor ders çok basit. Düşünmeye başlıyor başka şeyler. Evet. O konuyu önemsemiyor ama arada 15-20 dakika geçtiği için işlenen konu da kopma oluyor. Kopma olduğu zaman öğretmeni soru sorduğu zaman cevap veremiyor o anda. Veremeyince anlamıyorsun diyor. Halbuki o çocuk çok çok ileride bu tür hiperaktif çocuklar için Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da özel okullar var. Özel öğretmenler var. Onlar özel şartlarda özel bir eğitimden geçiyor. Bu çocuklar çok önemli. Sıradan çocuklar gibi değil. Onlar süper zeka. Çok çok önemli. Geleceğimiz için bunlara yönelik özel çalışmalar yapılması ve bu çocukların kazanılması gerekir. Asla kimyasal ilaç verilmemeli. Çünkü kimyasal ilaç verdikçe çocuk geri zekalı kalır. Mesela bazılarına kimyasal ilaç veriliyor. İntihar edenler var İngiltere'de. Bu kimyasal ilaçları alıp kullanırdı intihar edenler var. Hollanda'da yapılan araştırmada ise bu tedavi maksatlı verilen kimyasal ilacın aynı kokain gibi bağımlı yaptığı belgelenmiştir. Bu nedenle annelerin, babaların hiperaktif çocuğu olan anne ve babalar uyumasınlar, böyle uyumasınlar. Çocuklarını da hemen doktor böyle dedi, şu şöyle dedi diye hemen teslim etmesinler. Mesela sarkantoron kullandığı zaman hiperaktif çocuklar bir konuya odaklandırır, sakinleştirir, herhangi bir yan tesiri olmadan hafızayı güçlendirir, kişiyi konuya odaklandırır, sınavda başarıyı artırır. Yani bunu bilgisayar yollarla beyindeki hormonu o hiperaktif enerji fazla enerjiyi yönlendirmek mümkündür. Bunu normal yollarla bitkilerle bitkisel gıda takviyeleriyle tedavi etmek mümkün. Yani birileri bir şey diyor diye çocuklara ateşe atmamak gerekir, dikkat etmek gerekir. Yanlış yapmamak gerekir. Yanlış yaparsanız çocuğunuzu kaybedersiniz. IQ'su 180-190 da olsa kimyasal ilaç kullandı mı yallah 100'e düşer. Bitti gitti. Geri zekalı olur çıkar. Evet, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.